Günaydın efendim. Günaydın. Günaydın. Günaydın Berna. Günaydın efendim. Posta geldi galiba. Evet efendim. Bundan sonra teftiş süresince gelen mahkum mektuplarını önceden okuyacağım. Emredersiniz. Yalnız şimdi gelen postayı savcı hanıma yolladım. İsterseniz geri alabilirim. Lütfen. Girin. Efendim, Ahmet Bey mektupları istedi. Söylemediniz mi bende olduğunu? Söyledim. İyi. Al. Götür. Çıkabilirsiniz Berna Hanım. Girebilir miyim tante? Girin. Neden buradasınız efendim? Ahmet Bey çağırdı beni. Bazı soracağı şeyler vardır tahmin ediyorum. Önce sizinle konuşmak istedim savcı hanım. Daha önce de söylemiştim size. Siz her ne kadar beni açığa almış olsanız bile biz sizinle hala aynı gibideyiz. Girin. Mektuplar efendim. Şuraya bırak. Teşekkür ederim. Bir şey mi oldu Berna? Hayır efendim. Yalnız... Tansel Hanım mektuplardan birini alıkoydu. Anlamadım. Mektuplardan birini alı mı koydu? Zartlardan birini vermedi efendim. Herhalde daha sonra verecektir. Ver, bildiğini bulursun diye. Yalnız bırakın efendim. Ne yaptığınızı sorabilir miyim? Sizde bir mahkum mektubu kalmış. Verir misiniz lütfen? Hayır. Bu sefer çok iyi karışacak ortalık. O mektubu bana verin sadece. Vermiyorum Ahmet Bey.
Odama dalıp misafirimi kovup benimle bu şekilde konuşmaya hakkınız yok. Çıkın odamdan. O mektubu derhal bana verin lazım. Eğer vermezseniz hakkınızda takibat başlayacak. Başsavcılığı arayıp hemen bağlayın. Savcı hanımın odasındayım. İkrem Bey. Ne oldu? Niye şaşırdı gözün? Hoş geldiniz. Hoş geldim ya. Ama hoş buldum mu? Bakalım göreceğiz. Ne oldu gözüm? Ben varım diye mi kaçıyorsun? Hayır Ekrem Bey. Sabah sayımını almaya gidiyorum. Hadi bakalım. Evet, hemen. Ben burada bekleyeceğim. Teşekkür ederim. Demek böyle Ahmet Bey. Bu sefer kararlı geldiniz. İyi. Attırın beni içeri bakalım gücünüz yetiyorsa. Bakacağız. Gerekirse o da olur. Olsun Ahmet Bey, olsun. Elinizden geleni ardınıza koymayın. Bu kişisel bir şey değil sadece. Tehdit sırasında belge saklayamaz. Demek kişisel bir şey değil. Durumu daha fazla gelmeyin savcım. Gerersen ne olacak Ahmet Bey? Hı? Beni belkiye mi koyacaksınız? İsterseniz talimat verin Zinet Kara'ya, eli değmişken şişliği versin. Size durumu gelmeyin dedim savcım. Ama çok istiyorsanız, evet belkiye girersiniz.